neden buraya denize attın? Bu sayfayı yıldız yaptım bak. Oho, aferin sana be. Zehir gibi maşallah. Ay bütün kerat cetvelini ezberledin. Kerat cetveli ne? Çarpım tablosu ablacığım. Kızlar gelin biriniz çorbayı karıştırın. Bakamıyorum ben. Geldim. Börekleri Leyla ile beraber sardık. Fikret de kızar diyor. Ben de onun için giremiyorum mutfağa. Üstüm yağ kokmasın diye. Necla kapı. Duydum. Oğuz'dur. Leyla'yı almaya gelecekti. Al kızım. Yemeğe kadar biraz daha çalışayım bari. Oturacağız şimdi Ali Rıza. Anne bırak. Hoş geldin. Gir sen, ben ablama yardım ediyorum. 5 dakikaya biter. Tamam. Geç. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş Merhaba. Geldin çocuğum. Buyur otur yavrum. Ayşe kalk oradan, enişten otursun. Hadi kızım. Oturmayacağım. Zaten çıkacağız hemen. Olur mu oğlum? Yemeğe kalsaydınız. Rahatsız etmeyelim. Aşk olsun. Durma ayakta. Leyla hazırlanana kadar otur bari. Otur çocuğum. Nasılsın Şevket? İşler nasıl? İyi. İyi. Ay kimin ayol bu? Bakıverin. Benimki. Alo. İyilik. Dur bir dakika. Cem herhalde. Dersle ilgilidir yine. Sunumun nasıl geçti? En sona kaldım. Biraz da uzundu benimki ama iyi geçti. Eve geç kalmayayım diye bekleyemedim seni. Bozulmadın değil mi? Yok canım. Yarın öğleden sonra boşum. Görüşür müyüz? Benim dersim 3'te bitiyor ama. Tamam. 3'ten sonra. Olur. Necla, özledim seni. Necla, seni kafamdan atamıyorum ya. Çok özlüyorum. Ben de seni. Yarın görüşürüz. Hadi iyi akşamlar. Sana da. Fikret. Börek koy bir kaba kızım, götürsün Leyla. Koyuyorum. Ama olmadı çocuklar böyle. Yiyip de gitseydiniz ya. Cumartesi siz bize buyurun. Leyla'nın doğum gününü hep birlikte kutlayalım. Evde mi? Ya ne güzel olur, buyurun. Öyle bir günde uğraşıp zahmete girme kızım. Gönlünce, dilediğince kutla. Ne zahmeti babacığım? Hayır kızım, hayır. Gündüz burada kutlarız. Yine birlikte oluruz, merak etme. Peki o zaman. Anneciğim, inşallah güzel haberler verirsin bana. Sana söylemedim değil mi? Babamlar evi satılığa çıkardı. Öyle mi? Hayırlı olsun. Ay, çok az oturdum burada ama çok sevdim ben bu evi. Gidecek diye seviniyorum ama içimde cız ediyor yani. Aslında para olsa da biz alsak değil mi Oğuz? Ne güzel olur. Ne diyorsun Leyla? Şaşırdın galiba. Ne var? Alınır valla. Bakma böyle eski olduğuna. Bir mimara verilir. Mutfaklar, banyolar değiştirilir. Dekorasyon falan. Süper olur. 2 kişi koca evde birbirimizi kaybederiz, o başka. Şuna bak. O kadar param olsa yardım ederim. Evi satmaktan kurtulursunuz demiyor da. Ferhunde Hanım. Evi sırf maddi sebeplerden dolayı satmıyorum mu bir? Kimsenin yardımına ihtiyacımız yok bu iki. Herkes lafını tartıp konuşmasını öğrenmeli, bu da 3. Yine kabahatli ben oldum değil mi? Tamam Ferhunde. Hadi Leyla, biz de kalkalım artık. Ay. Hay Allah.